Önemli bir bağlantıyla devam edeceğiz. AKP'deki bölünme devam ediyor. Bugün partiden ayrıldığını açıklayan partinin kurucularından önemli bir isim eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İç'ten. Şimdi kendisi hattımızda, partiden ayrılma gerekçelerini konuşacağız ve bundan sonra hangi hareketin içine dahil olacağını, bütün bunları soracağız kendisine, aklımızdaki soruları. Cuma Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Evet, öncelikle şunu soracağım. Partiden ayrılmanızda temel gerekçeler neler? Ya, partiyi kurmamızı gerektiren gerekçelere ve o dönemdeki itirazların tamamını 2019 yılı itibariyle tamamını biz yaptığımızdan dolayı bu gerekçeyle ayrıldık. Çünkü 2001'de AK Parti kurulduğunda üç şeyle mücadele edeceğiz dedik. Ve bunların dışında en önemli konu da hukuk ve adaletle alakalıydı itiraz ettiklerimizde. Ama son 5 yıldır bu ülkede düşünce, fikir, beyan etmek, konuşmak, ayrıca her alanla alakalı sosyal, kültürel, ekonomik alanlarla alakalı duruşlar sergilediğinizde maalesef hukuksal ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hukukun üzerinde bir vesayet sistemini görüyoruz. Ve bundan dolayı da ülkemizde yaşayan milyonlarca insanın son 5 yıldaki mağduriyetleriyle yüzleşiyoruz. Herkes hatırlar, bundan 10-15 yıl önce Ergenekon davaları adı altında dönemin Genelkurmay Başkanı içeri atılmış, 5 yıl hapiste kalmış. O dönemde çok farklı muamelelere tabi tutulmuştu. O zaman da AK Parti iktidardaydı. Şimdi de farklı alanlarda, yani dün kahraman olanlar bir anda terörist, dün terörist olanlar bir anda kahraman olan bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Evet. Bunlara itiraz ediyoruz. Peki size de çok sorulan bir soru, aslında size de yöneltilen bir eleştiri. 5 Evet. yıldır aslında bunun mevcut olduğunu söylüyorsunuz. Parti içinde dile getirdiniz mi örneğin bu görüşlerinizi? Yani beni sosyal medyadan takip edenler bilirler ki ben 2013 yılından beri bunu zaten hem yazan, çizen, konuşan birisiyim. Ancak çok radikal duruşlarımızı belki bugün kamuoyuna yansıyan bu radikal duruşlarımızı parti içerisinde kapılar kapılar ardında dile getirmiş ve düzelmesiyle ilgili hem alternatif düşünceler sunmuş hem beklemiş birçok insandan sadece biriyim. Nitekim bu süreç içerisinde de bizler gibi düşünenler bu bir yıl içerisinde patır patır artık samimiyeti görmediklerinden dolayı herkes artık yeni bir yol çizme adına ayrılıyor. Çünkü biz bu süreci çok uzun süre önce zaten başlatmıştık. Ve zaten 4-5 yıldır da sosyal medyadan da geçmişe dönüp bakıldığı zaman ciddi eleştirilerin olduğunu da insanlar görecektir. Yani bu ithamı bize yapamazlar yani. Evet. Peki şunu soracağım. Siz diyorsunuz ki yaptığınız açıklamada her il abilere teslim edildi. Nasıl oldu bu? Nasıl yapıldı yani? Şöyle ki yani siyasi partilerin biliyorsunuz milletvekilleri var her bölgede ve her bölgenin de milletvekillerinin içerisinde birinin ağırlığı, kütlesel ağırlığı daha fazla yer kaplıyor. Yani birisi daha fazla eşit, öyle diyeyim ben size. Dolayısıyla o bölgede siyaset yapıyorsanız, o bölgede ön plana çıkan siyasi abi kimse, her alanda eğer Ankara'da bir sorunu çözmek bile istiyorsanız veya kendi ilinizi ilgilendiren bir hizmeti dahi yapmak istiyorsanız, o abinin sözünün geçerli olması Ankara'da daha çok yol bulan bir durum. Evet, Cuma Bey hattımızdasınız değil mi? Evet, buyurun. Tamamdır. Şimdi peki önceden bu durum farklı mıydı? Yani önceden AK Parti'de örneğin tabandan ulaşmaya çalışan insanlar üst kademedekilere daha rahat mı ulaşıyorlardı? Önceden sistem nasıl işliyordu da sonradan nasıl değişti? Yani bu iktidarın getirmiş olduğu bir sarhoşluk. Ben onu öyle nitelendiriyorum. Gücün getirmiş olduğu hatalar ve eksikler. AK Parti ilk kurulduğu zaman ülkede gerçekten her alanda yine çok ciddi problemler vardı. Ve bu AK Parti camiası içerisinde yer alan farklı dillerden, farklı renklerden, mezheplerden ve inançlardan, yaşam şekillerden insanların bir araya geldiği bir çatı oldu. Ve o dönemde gerçekten herkes ortak aidiyetler noktasında samimi, içten bir duruş sergilediler. Ve bu heyecan da zaten tüm Türkiye'ye yayıldı. O dönemlerde henüz iktidarın gücünün ne anlam ifade ettiği çok hissedilmiyordu. Hatta o dönemde biz bile şikayetçiydik. İktidardık. Ama muktedir değildik cümlelerini hep kullanıyorduk. Ama şu an AK Parti tamamen tabiri caiz ise devlet oldu artık.
şimdi müktedir olduğu bir noktada ve gücün getirmiş olduğu ve bu güçten de faydalanan belli bir kesimin Sayın Cumhurbaşkanımızı yanlış yönlendirmesiyle bu durumlara maalesef gelmiş oldu ülke. Ha şimdi 2001 yılında işsizlik oranlarımız %11 iken şu anki geldiğimiz dönem itibariyle işsizlik oranları %15. Yine enflasyon tek hanelere ve faiz tek hanelere düşmüşken süreç içerisinde şu an %25 ve %30 faiz ve enflasyonu konuşuyoruz. Ticari alanlarda ciddi sıkıntılar, problemler var. Artık ciddi bir ekonomik kriz kendini hissettiriyor. 18 yıllık iktidar içerisinde de hala yeni bir nesil dediğimiz değerlerine sahip, kimseyi ötekileştirmeyen, her rengin bir arada yaşayacağı bir toplumu inşa edemedik. Artık ayrışmalar söz konusu. Yani eskiden bir arada yaşarken farklı renklerde olsak bile bir kavga ve gürültü olmazken şimdi birbirimizi duymuyor, dinlemiyor ve anlamıyor hale büründük. Bu da ülkenin gidişatını maalesef çok kötü noktalara götürüyor. Bundan dolayı da rahatsızlığımız oldu. Mücadelemizi verdik. Kamuoyuyla düşüncelerimizi paylaştık. Ve bu bizi temsilen de aslında son 6-7 aydır özellikle Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu, Sayın Başbakanımız bizim gibilerinin sesi olarak biliyorsunuz Mart seçiminden sonra bir manifesto da yayınladı. Evet. Buradaki amaç hani eleştiri yapmak, yanlış giden şeylerde tespitte bulunmak. Bakın bu ülkede liyakat sahipleri istenilen noktaya gelmiyor. KPSS denen bir doğru bir uygulama vardı. Şimdi mülakatlara dönüldü. Mülakatlarda da bir bakıyorsunuz herkesin tanıdığı, dostu, eşi, ahbabı, akrabası bunlara ayrımcılık yapılıyor. Bu ülkede şu an kanun hükmünde kararnameyle görevlerinden ihraç edilmiş 60 binin üzerinde insan var ve bunların hiçbirinin hakkında mahkeme kararı, yargı kararı yok. Zaten yargı kararı olanları dile getirmiyoruz. O apayrı bir konu. Ama hiç yargılanmadan, hakkında hiçbir hukuki belge olmadan memuriyetten atılan ciddi bir kesim var. Ve bunların da artık son 3-4 yıldır aileler dağıldı, insanlar intihar etti, ülkeden beyin göçü gerçekleşti, kutuplaşmalar her geçen gün artıyor. Bu bizim çok rahatsızlık duyduğumuz bir konu. En azından ülkeyi, vatanı, milletini seven, bu konular hakkında duyarlılık gösteren, ekranları başına bize de izleyen bütün insanlar gibi duyarlı olan insanların bir çıkışı bu. O anlamda biraz da Ahmet Kaya'dan da esinlenerek bir başkaldırı, bir itiraz süreci dedik ve böyle bir manifestoyu yayınladık. Evet, peki siz Cumhurbaşkanı'nı yanlış yönlendirdiler. Bu sebeple bu tip sorunlar ortaya çıktı, bu hatalar yapıldı diyorsunuz. Yapılan bu hatalarda kırılma noktaları nelerdi? Yani temel hatalar sizce nelerdi? Yani bana göre ilk kırılma noktaları işte gezi olaylarındaki kutuplaşmalardan başlayıp özellikle bu bakanların hakkında çıkan yolsuzlukların Yüce Divan'a gitmemesinden devam eden, sonrasında da FETÖ'cülere kaçak güreşiyor dediğimiz yani hem çok yakın hem çok uzak durmalarla ilgili bir süreç daha 15 Temmuz'a kadar o süreç devam etti. 15 Temmuz'dan sonra zaten özgürlükler, demokratikleşme adımları, bu noktada da ciddi eski bir Türkiye'ye döndük tabiri caizse. Yani AK Parti'nin 2001 yılından özellikle 2013 yılına kadar ülkeye katmış olduğu değerler ve özgürlük adımları 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra gerçekten tersine dönmeye başladı bu sefer her şey. Binlerce mağduriyetler oluştu. Siyasetin kendi içerisinde aile egomanyası, akraba, eş, dost, liyakata önem verilmeyen bir vesayetçi yapılar Türkiye'de yani başka bir vesayetçi yapıdan kurtulurken farklı vesayetçi yapılar bu sefer devletin bazı birimlerine sızmış oldu. Bu da ülkede dediğim gibi daha radikalleşen, daha çok kutuplaşan, birbirini duymayan, etmeyen ve artık aidiyet duygularını yitirmiş bir ortamı oluşturmuş oldu. Bu ortamda da biz çözüm düşüncelerimizi ortaya koyarak bir Sayın Ahmet Davutoğlu Hoca bir manifesto yayınladı ve biz oradaki bütün düşüncelere katılarak yeni bir yola Sayın Hocamızla birlikte
çıkmak istiyoruz açıkçası yani. Peki Davutoğlu ile ilgili bir soru soracağım. Evet. Aslında daha çok yöneltilen eleştiriler üzerinden. Şimdi Gezi Evet. olayları dediniz örneğin. O zamandan itibaren kırılma başladı dediniz. Çok eski bir tarih aslında 2013 yılı. Gezi Evet. olayları sonrasında 7 Haziran gibi dönemlerde önemli görevler almış birisi Davutoğlu AKP içinde. Örneğin 7 Haziran döneminde başbakandı ve insan içine çıkamazlar eğer yapılanları açıklarsak gibi özellikle 7 Haziran dönemiyle ilgili açıklamaları da oldu. Davutoğlu bu dönemlerde neden yapılan yanlışları dile getirmedi? Yani susmak zorunda olduğunu mu düşünüyorsunuz örneğin o dönemde? Yok, bu bir takım oyunu. Yani sonuçta siz siyasal bir yapılanmasınız ve sizin seçmen kitleniz var. Ülkeyle ilgili projeleriniz var ve bunu yaparken de bir ekip ruhuyla hareket etmek zorundasınız. Az önce bahsettiğim gibi ciddi anlamda öz eleştirileri Sayın Başbakanımız da MGK toplantılarında ve parti toplantılarında yaptığına şahit olan birisiyiz. Dolayısıyla bu tür istişare ortamlarında alınan kararlar benim şahsım için yanlış dahi olsa dışarı çıktığında bir birlik içerisinde hareket etme olgusu var. Yani bu bütün siyasi partilerde hemen hemen böyledir zaten. Kaldı ki Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu o dönemlerde özgürlüklerle ilgili, demokratikleşmeyle ilgili çok ciddi adımlar atmış ve şu cümleyi kullanmıştır. Başbakan ol ama başbakanlık yapma. Şimdi zaten aslında kırılma noktalarından biri de burasıdır. Yani vekaleten başbakanlık yapma gibi bir şeyler talep edilmiş. Bunun üzerinde de hayır, seçilmiş bir başbakan var. Tabii ki kendi düşünceleri var. O kendi düşüncelerini ifade etmek gibi bir adım atacaktır. Şimdi böyle kırılma noktalarının yanına getirirseniz en önemli konulardan bir tanesi de terörle mücadele alakalıdır. Bakın siz şu an Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de 4 ay önce yapılmış bir seçimden dolayı seçilmiş belediye başkanlarını haklarında açılmış hiçbir mahkeme olmadan görevden alacaksınız. Gerekçe olarak terör ve teröriste yardımcı olmakla ilgili bir gerekçe ortaya atılacak. Ama aynı biz öz eleştiri anlamında bunu söylüyorum. AK Parti adına bunu söylüyorum. İşte ha burada teröristlerin ayağına Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri gitti. Herkes hatırlar bunu. Hakimler, savcılar yargılamada bulundu ve arka kapıdan çıkıldı. Şimdi veya Osman Öcalan son 31 Mart seçimlerinden sonraki İstanbul'da yeniden seçimlerde Osman Öcalan çıkıp TRT'de görüş beyan etti. Şimdi tüm bunlar kendi içerisinde de aslında çelişkileri ortaya koyuyor. Veya işte YPG'nin lideri Salim Mürsün Ankara'da diplomatik olarak ağırlanıyor örneğin. Veya daha öncesinde de YPG militanları işte Diyarbakır'da, Antep'te, Urfa'da, Mardin'de devlet hastanelerinde tedavi ediliyor. Sonra ne oluyorsa bir yıl sonra aynı gruplar terörist ilan ediliyor. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Yani tüm bunlar bir siyasi partinin aklıyla olan konulardır. Ve bu o siyasi partinin içerisinde de bizleri izleyenler çok iyi bilirler ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararı çok ciddi anlamda bağlayıcıdır ve herkes buna uyar. Bu alanda siz kendinize ne kadar daha özgürlükçü, daha demokratik alanlar açarsanız bu kadar kendinizi ifade etmiş olursunuz. Dolayısıyla biz şimdi bir ayrışım içine girdik ve ülkeyle ilgili ciddi projelerimiz var. Ekonomiyle ilgili, refah seviyesini yükseltmekle ilgili projelerimiz var. Kimsenin ötekileştirmediği, herkesin birbirine anlayabilecekleri bir ülkeyi yine farklı diller ve renkler, mezheplerle bu ülkenin insanlarıyla birlikte yapmak istiyoruz. Evet, peki şimdi sizin yaptığınız açıklamadan yine bazı bölümleri soracağım. Çok kritik bölümler var. Devlet bankalarından akraba ve dostlara milyar dolarlık krediler aktarıldı diyorsunuz. Özel Evet. sektöre aktarılan paralardan bahsediyorsunuz. Devlet kurumlarına akraba ve dostların hak etmeyenlerin en üst görevlere getirildiğinden söz ediyorsunuz. Bunlarla ilgili somut verebileceğiniz örnek var mı veya önümüzdeki dönemde bunlarla ilgili açıklamalar yapmayı düşünüyor musunuz? Yani ben işi şahsileştirip isim bazına indirerek bir siyaset arenasında bu kimlikle var olmak istemem. Kamuoyu çok iyi bilir ki şu an hükümetin en üst düzey yakınları, bakanlar, bakan yardımcıları, işte genel müdürler, daire başkanları veya partide üst düzeyde görev alanların birçoklarının yakını zaten Google'dan da şu an baktıkları zaman bunlar sizler aracılığıyla hep zikredilmiş ve basın yayında bunları zaten yayınlanmış. Şimdi bu söylediklerimizin tamamı yarın herhangi bir nokta olursa bir durum olduğunu takdirde belgeleyebileceğimiz konulardır.
Şimdi üçüncü havalimanı yapılıyor. Bu üçüncü havalimanı özel bir sektöre yapılıyor ve 25 yıl boyunca çalıştırılacak. Tabii ki yapılması lazım. Ben yapılması gerektiğini düşünenlerdenim, bunu da söyleyeyim. Veya diyelim ki köprüler yapılıyor, elbette ki yapmamız gerekiyor. Ama bunların maliyet hesaplarına girildiğinde şu sorular geliyor. Ticarette yapmış birisi olarak bunu söylüyorum. Yani bunu biz kendimiz devlet olarak yapmış olsaydık ne kadara mal ederdik? Veya biz vatandaştan vergiyi alıyoruz zaten. Aldığımız vergilerin gerekçesi yol, su, elektrik, okul, sağlık, bu tür sorunları çözmekle alakalıdır. Biz yine bu hizmetleri vatandaşa götürdüğümüzde çok daha fahiş bir bedelle özel sektörün cebinde kalabileceği bir anlayışla götürüyoruz. Biz de bunu eleştiriyoruz. Yoksa aksi durumda elbette ki bütün yapılan yollar, tüneller, köprüler, havalimanları hepsi bir değerdir. Ve bunların gerçekten de yapılması gerekir. Bu ülke içinde bir ihtiyaçtır. Ama bunların yapılma şekline itirazımız var. Bunu çok daha az maliyetlerle vatandaşa da daha az bir yük getirecek şekilde yapmanın çok daha mümkün olduğunu dile getiriyoruz. Peki şimdi siz de bugün istifa ettiniz. İstifa edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Fatma Yavuz'u bağlamıştık biz ilk istifalar olduğu günlerde. Kendisi evet. 400 binin üzerinde istifa olduğunu söylemişti. Şu an istifalarla ilgili bir rakam var mı elinizde? Yok, ben bu rakamları da afaki olarak görüyorum. Yani belki insanlar kendi düşüncelerini ifade ediyordur, tahmin ediyordur ayrı bir konu ama bu sonuçta AK Parti'nin kendi sisteminde kayıtlı olan bir durum. Buna da net cevap verecek olan AK Parti'nin yetkilileri. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Bu istifa eden bizler gibi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bunu bir kampanya haline getirmiş değil. Yani biz sadece kendi duruşumuzu gösteriyoruz ve gerekçemizi izah ediyoruz. Vatandaş, milletimiz istifa eder, etmez. AK Parti'de üyeliği devam eder, yine bize gönül verir veya ayrılır. Herhangi bir partide gönlünü aidiyetini devam ettirmeye çalışır. Bunun özür kendi iradesidir. Bu alanda yoğunlaşmayı çok etik bulmuyorum. En niyetinde kurucusu olduğumuz, yıllarca emek verdiğimiz, şu an bile eleştirileri kamuoyuyla paylaşırken üzüntü duyduğumuz ve tabiri caizse kendi elimizle büyüttüğümüz bir çocuğumuzdan bahsediyoruz. Yani biz bunun her kademesinde görev almış ve ciddi bedeller ödemiş insanlarız. Yani biz hayatı tehlike atlattık kaç sefer. Diyarbakır gibi, Güneydoğu'da, Doğu'da benim gibi birçok milletvekili, siyaset yapan arkadaşlar kelle koltukta canları pahasıyla bu işi yaptılar ve verdiğimiz bir sürü Allah rahmet eylesin şehitlerimiz var. Şimdi hala bu riskler var ve siyaset yapmanın bedeli bizim coğrafyada çok ağır bedellerdir. Dolayısıyla biz istifa ederken de, bunları da konuşurken de çok üzgün bir şekilde bunu yapıyoruz. Çünkü bizim kurduğumuz bir parti, biz onu şöyle ifade ediyoruz. Yolda bulduklarımız 2019 yılında partinin kurucusu olanları tasfiye etti. Diğer bir deyimle AKP'liler AK Partilileri tasfiye etti şu an. Aslında olan durum bu şu an. Bu durumun en iyi özeti şu an budur yani. Yoksa bizim yayınladığımız ve düşüncelerimiz zikrettiğimiz manifestolarda ve gerekçelerde çok gariptir. Hiçbir arkadaşımız yazdıklarımıza ve çizdiklerimize itiraz etmiyor. Kimse onu konuşmuyor. Yani evet şu paragrafta şundan bahsediyorsun ama bu yalandır veya iftiradır. Hayır böyle bir şey yoktur. Kimse demiyor dikkat ederseniz. Kimse içeriğiyle ilgili bir yorum yapamıyor. Bunlar televizyon yorumcuları da dahil buna. Herkesin geldiği nokta şu. İşte dava bırakılır mı? Dava şahıs mı? Davadan kastımız bu ülkenin değerlerine hakaret etmek mi? Bu ülkenin güzelliklerini, renklerini ötekileştirmek mi? Hukuku bir kenara koymak mı? Aksine dava olan inancımız bizim duruş sergilememizi sağlıyor şu an. Evet, peki Diyarbakırlı olmanız vesilesiyle, Diyarbakır milletvekilliği yapmış biri olmanız vesilesiyle Diyarbakır'da HDP il binası önünde yapılan eylemlerle ilgili görüşünüzü de merak ediyorum. Burada esasen şöyle bir eleştiri yapılıyor. Hani bu eylemlerin HDP önünde değil aslında devletten bir beklenti yönünde olması gerekir şeklinde. Siz ne düşünüyorsunuz bu eylemlerle ilgili? Yani cuma içten olarak yine Google'dan, YouTube'dan falan bakıldığı zaman veya sosyal medya hesaplarından 2013 yılında ilk annenin çocuğunu istemesiyle ilgili başlayan ve 2014 yılında da 140 anneye çıkan bir yine çocuklarını HDP'den ve PKK'dan isteyen bir kampanyayı Türkiye kamuoyu hatırlayacaktır sanıyorum. O dönemlerde ciddi anlamda anneleri desteklemiş
ve bu duruşu da doğru görmüş birisi. Ama ancak derin bir el o dönemdeki eylem yapanları dağıttı. Çok açık ve net söylüyorum ve hiç kimse de buna sahip çıkmadı. Biz yalnız kaldık o dönemlerde. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman da en niyetinde bu çocukların bölge insanı olmamı hasabıyla söylüyorum. 15, 16, 17 yaşında ama kendi isteğiyle ama kandırılarak. Çünkü lise düzeyinde okuyup, okulu okuyup dağa çıkan PKK'lılar var. Bir şeyde dağa çıkanlar oldu. Şimdi bir annenin babanın elbette ki çocuklarını isteme hakkı vardır. Bu noktada da eğer HDP kurulduğu günden bugüne kadar PKK ile hiçbir organik bağını olmadığını söylemişse, HDP kurulduğu günden bugüne kadar PKK bir terörist örgüttür demiş olsaydı ve HDP kurulduğu günden bugüne kadar mücadelesini sivil demokratik ortamda sadece siyasal zeminde yapmış olsaydı, yani PKK ile teröristlerle hiçbir organik bağ olmamış olsaydı, evet dediğiniz gibi bugün HDP'nin önünde değil, tabii ki devletin önünde yapabilirlerdi bunu. Ama HDP'liler zaten PKK'nın bir siyasi kanadı olduğunu ve onlarla ilişki içerisinde olduğunu, onların ulusal bir Kürt mücadelesini yürüttüğünü iddia ediyorlar zaten. Onlar kendileri bunu söylüyor. Şimdi bunu söylerken elbette ki bir anne çocuğunu eğer PKK'dan istiyorsa bana göre HDP'nin önüne gidip oradan istemesinden de çok doğal bir şey olamaz. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, AKP kurucularından aynı zamanda Diyarbakır eski milletvekili Cuma İç'ten yayınımıza bağlandı. Bugün istifa etti ve çok önemli bir açıklamayla istifa etti aslında. Her il abilere teslim edildi dedi. Çeşme başını işgal eden milletvekilleri var dedi. Devlet bankalarından akraba ve dostlara milyar dolarlık krediler aktarıldı dedi. Özel sektöre aktarılan paralardan bahsetti. Bütün bunları sorduk kendisine ve değerlendirmelerini aldık. Özetle AKP'liler AK Partilileri tasfiye etti şeklinde özetliyor bu tabloyu. Aynı zamanda kendisi Davutoğlu ekibiyle birlikte de hareket edeceğini söylüyor. Bu politikayı benimsediğini söylüyor. Davutoğlu'na yönelik eleştirileri de sorduk kendisine ve o dönemde yapılması gerekenin bu olduğu şeklinde ve her dönemde de çıkıp bunu dile getirilemeyeceğini aslında özetleyebiliriz. Ve son olarak da Diyarbakır'da HDP önünde yapılan eylemleri de sorduk. O konuda da kritik bir açıklama yaptı kendisi. 2013 yılında 140 anneyle beraber, çocuğunun daha kaçırıldığını söyleyen annelerle beraber bir aslında eylem başlattıklarını ve birlikte hareket ettiklerini söyledi. Ancak derin bir el gelip bu anneleri dağıttı. O dönem biz hareket edemez hale geldik şeklinde önemli açıklamaları da oldu. Cuma İçten'in bu AKP'den istifalar nereye varacak, seçim sonuçlarını nasıl etkileyecek? Tabii uzunca bir dönem daha konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadardı. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.